Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün biraz tarih konuşalım istedim. Hem de tarihteki en saçma savaşlardan birini. 6 gün savaşları. İsrail ile Araplar arasındaki bu savaş 6 gün sürdüğü için bu ismi aldı. Tarihteki en saçma savaşlardan biri dedim. Çünkü sadece savaşan tarafları verince bile bunu anlamak mümkün. Arapların tarafında Mısır, Suriye ve Ürdün baş aktörlerdi. Ama onları destekleyen ülkeleri de sayarsak sayı bir hayli büyüyor. Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas, Cezayir, Yemen, Kuveyt ve Libya. Yani neredeyse bütün Arap devletleri bir arada. Karşılarında ise tek devlet var, İsrail. Şimdi muhtemelen İsrail'e Amerika, İngiltere destek verdi. Onları neden saymıyorsun diye bir eleştiri gelecek ama savaş öncesi verilen silah desteğini buraya eklemedim. Çünkü Amerika İsrail'in arkasındaydı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ise Arapların. Yani neresinden bakarsak bakalım, İsrail ondan fazla Arap devletini 6 gün savaşlarında yendi. İsrail'in bölgedeki yerini sağlamlaştırması, Kudüs'e girmesi, Arap milliyetçiliği akımının sona ermesi gibi bugüne de yansıyan birçok sonucu oldu bu savaşın. O yüzden bu savaş önemli. Bugün bu savaşı öncesi, sonuçları, gün gün neler olduğu ile ayrıntılı olarak konuşalım istedim. Tam olarak bu savaşı anladığınız zaman Filistin bölgesinde bugün bile gerçekleşen birçok şeyi daha iyi anlayacaksınız muhtemelen. Şimdi tarihte bir yolculuğa çıkalım ve nasıl savaşılmaz konulu çalışmamıza başlayalım. Yahudiler yüzyıllardır Filistin bölgesinde bir devlet kurma hayaliyle yaşadılar. Bu bölgenin atalarından miras olduğuna ve Nil Nehri ile Fırat Nehri arasının arz-ı mevud yani vaat edilmiş topraklar olduğuna inandılar. Yüzyıllar boyunca da bu bölgeye yerleşmeye çalıştılar. Ama Osmanlı İmparatorluğu zayıflayana kadar onların bu bölgeye gelmelerini engelledi. Osmanlı'nın zayıflamasıyla da Yahudiler atağa geçti. Önce Theodor Herzl ortaya çıktı ve Yahudi Devleti adlı bir kitap yazdı. Bu kitabın ve Yahudilerin bir devlet kurma zamanının geldiği fikrinin de etkisiyle dünyada Yahudiler Siyonizmin etrafına toplandılar. 1897 yılında Basel'de ilk Siyonist kongre toplandı ve bu kongrede Filistin bölgesinde bir Yahudi devleti kurulmasına karar verildi. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde son yıllarını yaşıyordu ama yine de Yahudilerin bu emellerine ulaşmalarını engelledi. Ama Osmanlı Devleti yıkılınca bölge İngilizlerin eline geçti. İngiltere'nin hakimiyeti döneminde de Yahudilerin büyük göçü başladı. Ardından Araplar ile Yahudiler arasında tartışmalar ve sokak çatışmaları boy gösterdi. Bu olaylarda İngilizler hep Yahudileri koruyup Araplara şiddet uyguladı. 1948'de ise İngilizler bölgeyi terk etti ve aynı gün Yahudiler İsrail Devleti'ni ilan etti. Ayrıca İngilizler bölgeyi terk edene kadar da müdahale etmek isteyen Arap ülkelerinin askerlerini bölgeye sokmadılar. Onlar bölgeyi terk edince Arap devletleri bölgeye adım attı. Ama toplam gelen asker sayısı 24.000'di. Arap orduları sayıca azdı. Teçhizatları sıkıntılı ve dağınıktı. Çünkü o dönemin en güçlü Arap ordusu Ürdün ordusuydu. Hatta Ürdün ordusu tek başına Yahudilerden daha güçlüydü. Ama burada büyük bir ihanet yaşandı. Ürdün ordusu İngiliz Sir John Glubb tarafından yönetiliyordu. Onun etkisiyle Ürdün Kralı Abdullah Yahudilerle gizli bir anlaşma yaptı. Böylece Araplar 24 bin asker ve Filistinlilerle kaldı. O zamanlar Filistinli Araplar da Yahudiler de çiftçiydi. Yani silahları yoktu. Ama bölgeyi terk eden İngilizler silahlarını Yahudilere bıraktı. Böylece Yahudiler sayıca az kalan ve teçhizat sıkıntısı olan Arap ordusunu 1948'de ilk kez yendi. İkinci büyük savaş 1956'da yaşandı. Ama bu daha çok Süveyş Kanalı ile ilgiliydi. İngiltere Mısır'dan 1936'da çekildi ama Süveyş kanalındaki askeri imtiyazları devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı bahanesiyle Süveyş kanalına aşırı bir askeri yığınak yaptı. Mısır'daki komünistler ve milliyetçiler buna sert tepki gösterdi. Bu havanın da etkisiyle Mısır 1956'da Süveyş'i millileştirdi. Yine bu dönemde Süveyş kanalını işleten İngiliz-Fransız ortaklığı olan şirketi de bölgeden gönderdi. Tabii bu durum İngiltere ve Fransa'yı oldukça rahatsız etti. Birçok görüşme yapıldı ama taraflar anlaşamadılar. Bu olay 1956 savaşını hazırladı. İngiltere ve Fransa İsrail ile anlaşarak savaşı başlattı. İsrail Mısır'a saldırdı, İngiltere ve Fransa da havadan Mısır üslerini vurdu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri duruma sert tepki gösterince savaş durduruldu ve birlikler geri çekildi. Ama savaş yine Arapların kesin yenilgisiyle sonuçlanmış oldu. Batı'dan destek bulamayan Araplar, Sovyetler ile yakın ilişki kurmaya başladılar.
Batı, İsrail'e silah yağdırdı, Sovyetler ise Arap ülkelerine. Yani iki kutuplu dünyanın iki kutbu savaşın iki tarafını destekliyordu. Bugünlerde çok revaçta olan vekalet savaşlarının belki de ilk örneklerinden de o günler. Sovyetlerin desteğinin yanında yükselen bir panarabizm vardı bölgede. Panarabizm daha önceleri ortaya çıksa da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra oldukça güçlendi. Panarabistler yani Arap milliyetçileri, Arapça konuşulan bütün İslam ülkelerini büyük bir ortak düzen içinde birleştirmeyi amaçlıyorlardı. Bu fikir akımının en güçlü olduğu ve en çok destekçi bulduğu ülkede Mısır'dı. İlk iki savaşta aldıkları yenilgiyi kabullenemediler. Bir de o dönemde Mısır'ın başında Cemal Abdülnasır vardı. Nasır tam bir Arap milliyetçisiydi ve İsrail'den intikam almak istiyordu. Amaçladığı bir diğer şey de İsrail'e karşı yapılacak büyük bir savaşta Arapların lideri olmak ve bu sayede hayalini kurduğu büyük Arap birliğini gerçekleştirmekti. Bunun için Sovyetlerden yüklü miktarda silah almaya ve Mısır ordusunu ağır bir eğitimden geçirmeye başladı. Zaten kendisi de bir askerdi ve Mısır'ın başına darbeyle gelmişti. Bu dönemde özellikle Suriye ile dirsek temasında çalıştılar. Suriye de Mısır gibi Sovyetlerden bolca silah aldı. 6 gün savaşlarının yaşandığı 1967'ye gelene kadar ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiler. Yani bu savaş diğerlerinden farklı olacaktı. 1948 savaşı yeni kurulan İsrail'e verilen ilk tepkiydi. 1956 ise daha çok İsrail, Fransa ve İngiltere'nin Mısır'a saldırısı sonucu çıkmıştı. 1967 savaşı ise bölgede güçlenen panarabizmin bir sonucu olacaktı. Savaşın çıktığı dönemde Amerika, Vietnam Savaşı'nın etkisindeydi hala. Kongre'de bu savaşa çok büyük bir tepki vardı ve Başkan Johnson, İsrail konusunda fazla ileri gidemeyecekti. Savaş öncesi bir diğer önemli etken de Filistinli mültecilerdi. İsrail, Filistin'de işgal ettiği bölgelerde yaşayan Arapları bölgeden sürdü. Onlar da çevredeki Arap ülkelerine sığındılar. Ama buralardan İsrail sınırına saldırmaya, gerilla savaşı yapmaya başladılar. İsrail bu saldırıları Birleşmiş Milletler'e şikayet etti ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir sonuç alamadı. Çünkü Sovyetler Birliği alınan kararları veto ediyordu. Bundan sonra ortam iyice gerildi. İsrail, Suriye ve Ürdün sınırından gelen saldırılara misliyle karşılık verme kararı aldı. 7 Nisan 1967 günü İsrail savaş uçakları Şam üzerinde uçuş yaptı ve 6 tane de Suriye savaş uçağını düşürdü. Ardından Mısır ordusu da alarm durumuna geçti. Çok yoğun bir savaş hazırlığı ve sınırlara askeri sevkiyat başladı. Mısır'da devlet başkanı Nasır en büyük adımı Kızıldeniz'de attı. 22 Mayıs'ta Akabe Körfezi'nin Kızıldeniz'e çıkış noktası olan Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerine kapattı. 2 gün sonra da bütün deniz trafiğine kapattığını ilan etti. Bu zaten savaş çıkmak üzere demek oluyordu. Amerika ve Sovyetler savaşı önlemeye çalıştı ama bu çabalar bir işe yaramadı. Nasır 26 Mayıs'ta bir konuşma yaptı. Eğer savaş gelecek olursa bu topyekün bir savaş ve hedefimiz de İsrail'i yok etmek olacaktır. Savaşı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu sefer 1956'daki gibi olmayacak. O zaman İsrail ile değil İngiltere ve Fransa ile savaşmıştık, dedi. Ardından 30 Mayıs'ta Mısır ve Ürdün arasında bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya 4 Haziran'da Irak'ta katıldı. Suriye zaten savaşa hazırdı. Diğer Arap devletleri de destek açıklamaları yaptılar. Bunun üzerine Mısır Devlet Başkanı Nasır son bir konuşma daha yaptı. 1956 ihanetinin intikamını almak için savaşın başlamasını şiddetle arzuluyoruz. Bu savaş dünyaya Arapların da İsrail'in de ne olduğunu anlatacaktır, dedi. Araplar kendilerini hazır hissediyorlardı. Bol bol silah alıp ordularını da eğitmişlerdi. Savaş istiyoruz diye yapılan açıklamalar da çok etkiliydi ama savaş daha ilk günden Arap dünyasına şok yaşattı. 5 Haziran 1967 günü Araplar saldıracak diye beklerken Yahudiler ani bir saldırı gerçekleştirdi. Arap orduları hazırlanırken İsrail de boş durmamıştı. Yıllar içinde yüzlerce keşif uçuşu yaptılar. Mısır, Ürdün ve Suriye'deki her hava üssünü ve kapasitesini net şekilde tespit ettiler. İsrailli pilotların elinde her Arap üssünün planını, parolalarını ve savunma potansiyellerini içeren kitapçıklar vardı. Hatta radyo dinlemeleri sayesinde önde gelen Arap komutanların seslerini tanıyabilecekleri bir dosya bile hazırlamışlardı. 5 Haziran sabahı, yani savaşın ilk günü saat 7.30'da İsrail uçakları havalandı. Mısır radarlarına yakalanmamak için Akdeniz'in üzerinden çok alçaktan uçarak Mısır'ın batı kıyılarına geldiler. Batı kıyıları Mısır'ın saldırı beklemediği yerdi. İsrail uçakları burada 17 kola ayrıldılar ve aynı anda Mısır'ın 17 havalimanını vurdular. Mısır uçaklarının büyük çoğunluğu bu saldırıda daha havalanamadan kullanılamaz hale geldi.
aynı gün Suriye, Ürdün ve Irak savaş uçakları da daha havalanamadan vuruldu. İlk günün sonunda 280 Mısır, 52 Suriye, 20 Ürdün savaş uçağı vuruldu. Sayısı net bilinmese de Irak'ın da birçok uçağı kalkamadan kullanılamaz hale getirildi. İsrail bu ani baskınla Arapların hava kuvvetlerinin neredeyse tamamını yok etti. Savaşın ilk günü diğer Arap devletleri de İsrail'e savaş açsa da aslında ilk gün savaşın galibi belli olmuştu. Bugünden sonra bölgede hava üstünlüğü İsrail'in eline geçti ve İsrail bu avantajı çok iyi kullandı. İkinci gün İsrail'in genişlemesi başladı. Gazze'yi kuşattılar. Birleşmiş Milletler acil ateşkes isteyen bir karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Savaşın üçüncü günü İsrail ordusu Süveyş kanalının doğu kıyısını ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. Aynı gün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kaybeden Ürdün ateşkesi kabul etti. Dördüncü gün ise İsrail ve Suriye sınırında çatışmalar yaşandı. Aynı gün Mısır'da ateşkesi kabul etti. Beşinci gün İsrail Golan Tepelerine girdi. Altıncı gün Şam'a 40 kilometre uzaktaki Kuneitra'nın düşmesi üzerine Suriye'de ateşkesi kabul etti ve çatışmalar son buldu. Bu 6 günde Orta Doğu'da tarihin görmediği hızda bir değişim yaşandı. Panarabizm akımı tamamen çöktü. İsrail'in yeni işgal bölgelerinden binlerce Filistinli daha göç etmek zorunda kaldı. İsrail toprakları 2,5 kat genişledi. Bu topraklardan geri çekilmesi için Birleşmiş Milletler karar çıkardı ama onlarca yıldır uygulanmıyor. Savaşın en önemli sonucu ise Kudüs'ün işgali oldu. Yani 5 Haziran 1967 tarihi Orta Doğu için bir yıkım günü oldu. Zaten sonrasında da Arap devletleri bir daha kendilerine gelemediler. Ve bölgede her şey her gün biraz daha kötü oldu. Umarım bu durum değişir. Kudüs'ün yeniden hür olduğu günleri hep birlikte görebilmek duasıyla. Allah'a emanet olun.